Bazen virüsler insana konumu hissettiriyor. Yerin şu: sonsuz acizsin. Güneşten yıldızlara, bitkiden hayvanlara, kainatın tamamı, sen güçlü olduğun için değil, sonsuz aciz olduğun için, sonsuz fakir olduğun için Allah'ın lütfuyla sana hizmetkardır, bunu bil. Bu imtihan, yani emrimize verilen gözle görülmeyen hayvanla imtihanımız, bize yeryüzündeki, kainattaki konumumuzu, yerimizi hatırlattığı için gerçekten bize büyük bir nimet olan tarafı vardır. Araba kullanırken navigasyonda çok sevdiğim cümle var, canımı sıkan cümle var. Onu paylaşmak istiyorum. Çok sevdiğim cümle, hata yapınca, yanlış yere gidince rota yeniden oluşturuldu cümlesi. Bunu çok seviyorum. Rota yeniden oluşturuldu. Bir insan için, aile için, şirketler için, devletler, dünya, her bir insan için aslında Cenab-ı Hak her an yeniden hayra, hakka, cennete giden yola, imtihan sırrına uygun rotayı yeniden oluşturuyor. Hatada inat etmeyenlere yeniden çıkış yolları ihsan ediyor. Sevmediğim cümle, hoşuma gitmeyen cümle navigasyonda, arabayı kullanırken diyor ki kuzey istikametine git diyor. Ben de kendime konuşuyorum, yanında birisi yoksa. Kardeşim, ben nerede olduğumu bilmiyorum ki kuzeye gideyim. Nerede olduğumu bilmiyorum, sen bana kuzeye git diyorsun. Ben şu anda yerimi bilmiyorum. İnsanoğlu kainattaki yerini kaybederse, sonsuz acizliğini unutursa, kainatın emrine verilmesinin insanın gücünden değil Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla olduğunu unutursa konumunu kaybediyor. Bazen virüsler insana konumu hissettiriliyor. Yerin şu: sonsuz acizsin. Güneşten yıldızlara, bitkiden hayvanlara, kainatın tamamı, sen güçlü olduğun için değil, sonsuz aciz olduğun için, sonsuz fakir olduğun için Allah'ın lütfuyla sana hizmetkardır, bunu bil. Yani konumunu bil. Yerini bilmediğinde insan dünyada kaybolmanın korkusunu yaşar. Aslında hastalıklar insana yerini, kainatla münasebetlerini, Cenab-ı Hak'la alakasını hatırlatmak için insana yardım ediyor. Her şey ya bizzat güzel veya neticesi güzel, şu anda yaşanan sıkıntıların neticesinin güzel olduğunu ümit ediyoruz. Çünkü insanın manevi yolculuğunda en büyük engel insanın acizliğini unutmasıdır. Şu anda bütün insanlık zenginiyle fakiriyle, kuvvetli görünen devletle, zayıf görünen devletle, hepimizin sonsuz acizlikte eşit olduğunu hissettik. Eğer bunu unutmazsak önümüz açılır. Dünya ve ahiret saadet için önümüz açılır. Acizliğini fark eden insan, insanlarla münasebetinde şefkatli olur. Çünkü herkesin acizliğini hisseder. Kucağımıza aldığımız bir günlük bebeğe nasıl şefkatle muamele yapıyoruz? Aslında hepimiz yeryüzünde çocuk gibiyiz. Güneşin altında, yeryüzü denen beşikte çocuk gibiyiz. Bu sonsuz acizliğimizi hissettiğimizde bu diğer insanlara muamelemizi derinden etkiler ve şefkatle muamele yaparız. Ve sonsuz acizliğimizi hissettiğimizde, bugün evde okudum Zariyat suresinde, fefirru ilallah, Allah'a iltica etme ihtiyacı hissederiz. Allah'a iltica eden de hakiki emniyeti bulur.